Bu TATNET, yani tehlike altındaki diller ağı, aslında bizim Laz Çerkes Sivil Toplum Ağı projesinin bir parçası olarak kuruldu. Ama en önemli parçası haline geldi. Çünkü Türkiye'de bu alanda büyük bir boşluk var. Yani Türkiye'de konuşulan dillerin tam bir envanteri bile çıkarılmamış durumda. Yapılacak çok şey var ama TATNET olarak bunların tabii hepsini birden yapmamız mümkün değil. TATNET'in temel amacı hem bu dili konuşanlara hem de onun dışındaki genel Türkiye'deki insanlara yönelik farkındalığı artırmak. Yani Türkiye'de bu diller konuşuluyor. Birçok insan bu dillerin adını bile duymamış. Türkiye'de bu dilin konuşulduğunu bilmiyor. Yani bunlarda farkındalık önemli, bilgilendirme. Bir taraftan bunun için çalışıyoruz. Diğer taraftan da bu dillerin öğretimine ve korunmasına yönelik olarak neler yapılabilir? Yani bu aslında bir politika, devlet politikası. Ama ne UNESCO'nun ne hükümetlerin, Türkiye'de dahil olmak üzere, bu dilleri korumaya yönelik programları yok. En azından bu tür programlar oluşturup bunları önermek. Onun dışında bu dillerin bazıları çok dezavantajlı durumda. Bazı diller Türkiye dışında, işte Çerkezce gibi resmi statüsü var, kitapları var ama bazılarının öyle bir şansı yok. Onun için diğer dillerin tecrübesini daha az tecrübesi olanlarla paylaşmak, onlara yardımcı olmak ve dil öğretimine yönelik her türlü materyali, görsel, işitsel, sözlükler, ders kitapları, bunları hazırlamaya yönelik öncülük etmek bir taraftan amacımız. Bir diğer amacımız da adı üzerinde ağ. Bu dillerle ilgili herkesi, akademisyenleri, aktivistleri bir ağda bir araya getirmek bir amacımız da. Okullarda seçmeli ders olarak ortaokulda 5, 6, 7, 8. sınıflarda seçmeli ders olarak var. 2012-2013 yılından beri haftada 2 saatlik ders olarak var. Yani seçmeli dersler 8 tane Türkiye'de, yani devlet okullarında okutulan. Onlardan biri de Çerkezce. Talep nüfusa göre çok fazla değil. Oldukça düşük ama diğer dillere göre fazla. Yani bu 8 dil içinde Kürtçenin durumunu bilmiyorum ama diğer diller arasında en fazla talep Çerkezce denebilir. O da biraz nüfusla ilgili tabii. Okullardaki dersler için Türkiye'de yazılmış, üretilmiş ders kitabı var. 4 modülden oluşan Türkiye'de hazırlandı. Ama onun dışında çok fazla materyal yok. Yani Türkiye'de üretilen materyal az. Çerkezce'nin bir şansı Kafkasya'da, yani Rusya'da cumhuriyetler var. Oralarda resmi dil, eğitim dili. Oralarda üretilen materyaller kullanılıyor daha çok. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü, biliyorsunuz UNESCO tarafından 1999'da sanırım ilk defa ilan edildi. O yıllardan itibaren Türkiye'de de çok duyulmasa da ara ara kutlanıyordu. Biz TATNET olarak pandemi öncesinde ilk kez kutlamıştık. 2020 idi sanırım. Pandemi nedeniyle ara verdik. Bu ikincisi. Tabii Türkiye'de dil grupları kendi içlerinde etkinlikler yapıyorlardı ama bu şekilde birçok dili bir araya getirip ortak etkinlik pek yapılmıyordu. Yani yapanlar da var gerçi. Biz amacımız, dediğim gibi, yani bu dilleri konuşanları ve diğer insanları bu konuda biraz bilgilendirmek, farkındalığı artırmak amacıyla bunu düzenliyoruz, ikincisini. Genelde bilgilendirme, biraz da insanların tanışması amacıyla. İşte etnik mutfak var, müzik dinletileri var, biraz konuşmalar olacak. Genelde bu formatta bir etkinlik düzenlediğimiz.